En eski kentlerden biriymiş burası. Hangisi en eski hocam? Kehanet merkeziymiş. Ha, buraya kehanet için özellikle her bölgeden 7 kız, 7 erkek getiriyorlarmış. Öyle yazıyor orada. Sonra en az bir toplantı 20 kişiyle oluşuyormuş. 20 kişiden az delegasyon kabul etmiyormuş. Ay. Ay çok güzel lan. Klaros antik kentinde kolonları falan bırakmışlar ama heykelleri götürmüşler. Heykelleri tekrar klonlayıp kopyalayıp buraya dikiyorlar. Daha hala yapılıyor. Umarım daha da güzel bir şekilde yapılır. Asılları müzelerde. İyi de olmuş. Burası açık bir alan çünkü. Gerçi Efes de açık bir alan ona bakılırsa. Ama şu taşların hepsi orijinal. Saatini şu an gölge nereye düşüyor? Tam ortasına doğru düşüyor. Böyle bir yaşamın kurulduğu bir yer. Lego. Milattan önceki var bak. Baba bir Lego diyor kız. Baba yüz bak gözü, burnu var. Bir de ben. Şu kesimlere bakın. O kadar düzgün yapılmış ki. Hadi bu kadar kayayı kestin. Nasıl taşıdın? Nasıl monte ettin bunları? Ve büyük ihtimalle büyük bir depremde de yıkıldı bunlar. Bir şey söyleyeceğim. Bayıldım. Baksana onların arasındayız. Daha bunlardan sütunların oluşturulması lazım. Şuraya yapsalar, dikseler burası harika bir yer. Ama burası yapılırsa yıllar sonra deriz ki gezmiştik yapılmadan önceki halini. Ama yapılırsa çok güzel olacak. Çok güzel. Klaros, İzmir'in Ahmetli beldesinde. Buradaki gezimizi bitiriyoruz ve sahile doğru biraz deniz sesi dinlemeye gidiyoruz. Hava da açıyor. Ara ara bulutlansa da çok güzel bir hava var. Sahil kenarı biraz rüzgarlı. Fazla kalamıyoruz ve tekrar yola çıkıyoruz. Eve dönme vakti. Yarım günümüzü alan bu gezide çok güzel şeyler öğrendik ve yeni bir yer gezdik.